Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir içerik hazırladık. Bu içerikte sizin diliniz, ağzınız, gözünüz olacağız inşallah. Nasıl olacağız? Eğer herhangi bir markadan şikayetiniz vesaire varsa bunları bize yazacaksınız. Biz de bunları markanın yetkili isimlerine aktaracağız. Peki bu süreç nasıl izleyecek Özgür Çetin? Şöyle arkadaşlar, şikayetim var. İki nokta ve devamında bir marka ismiyle bir haber yapıyoruz biz her hafta. Ve o haberin altına teknolojioku.com'da yayınlıyoruz bu haberimizi. O haberin altına siz o markaya ilgili şikayetlerinizi istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Tabii ki küfür, hakaret vesaire olmamak kaydıyla. Evet. Onları onaylamıyoruz zaten. Ama yaşadığınız sıkıntıları bize aktardığınız zaman biz de bir video çekiyoruz ki bu videonun konusu Vodafone olarak belirlemiştik. Ve sizden Perşembe günü değil mi? Perşembe evet. günü 25 Mart 2020 Perşembe günü sitemizde haberimizi yayınladık ve altına yemin ediyorum abartısız yüzlerce yorum geldi. Ben okuyana kadar böyle scroll yaptım aşağıya doğru. Bitmiyor. Onu okuyana kadar ince bir kitap bitirdim. Evet. Aynen. Aynen. Ve o haberin de linkini açıklamada koyacağım. Yani siz de eğer merak ederseniz yorumlara. Evet. Ben de görmek istiyorum diye. Bu kadar yorum var mı gerçekten? Var mı diye. Evet. Atıyor muyuz, sallıyor muyuz? En azından siz de görmüş olacaksınız. Tabii ki takdir edersiniz ki biz bu videoda bütün o yorumların hepsini yanıtlamayacağız ya da belirtmeyeceğiz, okuyamayacağız. Çok fazla yorum çok fazla yorum var. Dediğim gibi yüzlerce yorum var. Biz burada 20'ye yakın bir yorum seçtik. Ama şu şekilde seçtik. Mesela atıyorum ortak dertler var arkadaşlar. Evet. Biz o ortak parantezleri aldık. Nedir? Çekmeme sorunu. Evet. Mesela. Bu çekmeme sorunlarından bir tane aldık. Atıyorum işte hediye çarkından çok fazla şikayet geldi. Oradan bir yorum aldık vesaire. Ama bu şu demek değil. Diğer yorumları biz markaya göndermeyeceğiz mi? Hayır. Hepsini markaya göndereceğiz arkadaşlar. Yani burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Orada eğer o haberin altında 500 tane yorum varsa biz o 500 yorumu da ki vardır belki. Vardır. Göndereceğiz. Yani burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Tabii şu da önemli. Marka bu şikayetlerin ne kadarını dikkate alacak ya da ne kadarı için dönüş yapacak. Eğer dönüş yaparsa biz bunun için de özel bir video çekeriz. İşte Vodafone yanıt verdi ya da X markası yanıt verdi, Y markası gibi. Yanıt evet. verdi gibi. Ama bu videoların önümüzdeki haftalarda farklı markalarla da devam edeceğini söyleyelim. Turkcell olacak, Türk Telekom olacak. Sadece operatörler değil bu arada Samsung, Apple, teknoloji markaları. Evet, Huawei, Lenovo, aklınıza gelebilecek işte Logitech, şuydur buydur ne ararsanız bütün markalarla ilgili bu tarz video çekeceğiz. En azından benim bu videolardan beklentim şu Osman. En azından o marka ile ilgili ortak sorunları ortaya çıkartabilmek. Tabii ki. Ki senin de az önce... Bir de bizim asıl amacımız şuydu aslında. Pek çok kişi markalara ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Evet. Daha doğrusu markaların yetkili isimlerine ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Nedir? Müşteri hizmetlerini arıyorsun ama müşteri hizmetlerinde karşına çıkan da sonuçta orada asgari ücretle çalışan bir işçi muhtemelen. Yani ona bağırıp çağırmak, bir şeyler anlatmak çok bir işe yaramıyor. Hatta hiçbir işe yaramıyor. Evet, o dolayısıyla yüzden... bir şikayet kaydı oluşturuyorlar. O şikayet kaydı da büyüsü yönetilmeye gitse orada silinip gidiyor. Biz burada direkt olarak yetkili kişilere ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, şimdi sorularla başlayalım. Evet. Ve söylediğim gibi Vodafone özelinde konuşacak olursak burada birinci Osman da söylediği gibi konu çekip çekmeme meselesi ki bütün operatörlerde var bu sorun bu. Sadece Vodafone için değil. İkincisi bu taahhüt meselesi olabiliyor. Bir de söylediğim gibi o hediye çarkı meselelerinde ki bazı beklentiler var. İlk soruyla başlıyoruz. Suudi isimli okuyucumuz demiş ki Vodafone kullanıcısı olarak öncelikle hediye çarkındaki faturalı faturasız farkı kalkmalı. Sırf daha çok para ödüyorlar diye ayıp edilmemeliler. Ve bu şikayet programı için çok teşekkürler Teknoloji Oku demiş. Biz teşekkür ediyoruz Suudi'ye yorum yazdığın için. Burada şey yapıyorlarmış abi. Şey yaptı ya Nvidia. Burası yüksek, orası düşük dedik. Orayı da yükselttiler. Aynen. Onlara da daha az verilecek. Evet. Valla böyle bir şikayet var Vodafone. Onu artık düzeltirsin. Faturalı faturasız. Bilaver demiş. Şebeke diye bir şey yok. Sürekli olarak çekmiyor. Bir de telefon falan almaya çalışmayın. Vodafone garibim. Kendine de sizden bir telefon alıyor. Normalde 4200 TL. Vodafone 6000 TL alıyor. İnsan bu kadarında yapmaz. Bir de 3 taksit bankada az oluyor. Şöyle bir şey arkadaşlar, aslında bu telefon ticareti bütün operatörlerde aynı olan bir şey. Evet. Faturanıza yansıttıkları için kredi vesaire gibi şeylerle uğraştırmıyorlar sizi. Bu yüzden de biraz daha yüksek piyasaya oluyor. Piyasaya göre yüksek bu oluyor. Bu biraz şeye benziyor abi. Hani diyorlar ya işte banka ihtiyacı olmadan arabanızı veriyoruz. 20 bin peşin gerisi senetle. Bir bakıyorsun bankanın iki katı senet çıkartıyor. Yani nasıl olacak o iş? Yani çünkü yani bankayla uğraştırmıyor ama bir şekilde bedeli var yani. Da öyle bir durum. Şimdi Vedat demiş ki Vodafone'dan memnunum fakat Vodafone hala daha çekmeyen yerler var. Bununla ilgili kayıt bırakmamıza rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Yapılıyorsa da bilmek isteriz, bu konuyla alakalı bilgilendirilmek istiyorum. Bolu ile Yeni Çağ arası otobandan çıktığınızda çekmiyor.
Kuzören Dağlı Köyü, buralara bir reji takmak çok mu zor? Hani müşteri memnuniyeti? Nerede çekmiyor? İşte teşekkürler, sesiniz yüksek çıktı mı bakalım göreceğiz demiş. Şimdi yani bu, Kuzören Dağlı Köyü. Kuzören Dağlı Köyü. Evet, böyle bir yer varmış. Vodafone bunu duysun. Oraya Bolu'da. Bolu'da evet, bir verici istiyorlar oraya. 3G baz istasyonu. Ama bu, ben bu konuyla ilgili hızlı bir şey söyleyeceğim. Video çok uzamasını istemiyoruz. Fakat bu çekip çekmeme meselesinde birkaç sıkıntı var arkadaşlar. Zamanında operatörle çok bu konuda konuşmuş biri olarak. Birincisi, şehir içindeki yerlerden bahsediyorum. Buradaki örnek gibi değil tabii ki soru ama şehir içi yerlerde şöyle bir sorun var. Her yere baz istasyonu kurdurulmuyor. Böyle bir problem evet. var. Yani ama ben köyde böyle bir sorun olmuş. He, köydekini bilmiyorum. Ya köyün girişine bir direklik çak oraya. Ya belki buraya bu direğe çıkıyor. Orada bir dağ vardır, engel olur falan. Şimdi bilmiyorum orası nasıl bir yer ama şehir içindeki sorunların temel kaynağı bu. O yüzden hat alırken şunu dikkat edin. Bulunduğunuz yerde hangisi çekiyorsa onu almakta fayda var. Yani o iyi çekiyor, bu kötü çekiyor meselesi değil bu. Bulunduğunuz yerde hangisi çekiyorsa onu alın derim. Özkan'ın yorumunda sana veriyorum. Özkan da demiş ki Bodrum Turgut Reis 4.5G altyapı yetersiz, YouTube 720p zor açıyor demiş. Bu biraz şununla da ilgili aslında. Kalabalık olduğu zaman, özellikle yazın Bodrum çok kalabalık oluyor. Ve bir bölge aniden kalabalıklaştığı zaman çekim kalitesi ister istemez düşebiliyor. Ama siz diyorsanız ki ben bu sorunu sürekli yaşıyorum, o zaman oranın altyapısı gerçekten yetersizdir ki Bodrum Turgut Reis gibi bir yerde de çekmeyeceksen nerede çekeceksin diye bir sormak lazım yani. Ali Altay demiş ki geçtiğimiz Kasım ayında Vodafone hat geçişi yaptım. Şubat ayında eksik evrak, kimlik bilgileri gerekçesiyle hattım erişime kapatıldı. Hattımı bir hafta sonra açtırabildim ve faturam şok etti beni. Taahhüt bozma gerekçesiyle yüklü miktar fatura geldi. Ayrıca taahhütümü geri vermediler. Kasım ayında 54 TL ödediğim tarifem şu an 93 TL. Bununla ilgili 3 defa itiraz kaydı oluşturmama rağmen itirazlarımı reddettiler. Tüketici haklarını şikayet edeceğim artık. En son 255 TL fatura ödedim demiş. Bu tarz şikayet çok var bu arada arkadaşlar. Şimdi bu tarz şikayetlerde özellikle müşteri hizmetlerindeki oradaki elemanların biraz oyunu oluyor. Çünkü benim babamın başına da geldi aynı şey. Hatta o Turkcell'de gelmişti. Benim babam yaşlı, 65 yaşında adam, gitmiş orada birisi kafalamış bunu, işte senin tarifini şöyle yükseltelim, böyle olacak, öyle olacak, herhalde prim alıyor bunlar tarifi yükseltmeden. Muhtemelen. İşte yok taahhüt olmayacak, direkt geçireceğim ben seni, daha az ödeyeceksin amca falan, bir geldi 3 katı fatura. Benim babam da gitti itiraz etti falan ama bir sonuç olmadı ne yazık ki. O yüzden arkadaşlar bu tarz şeylerde direkt muhatap olduğunuz müşteri hizmetlerinde atıyorum. Biriyle konuşuyorsunuz ya, sallıyorum açıyor, ben Aycan Maycan diyor mesela, salladım şu anda. Direkt olarak isim üzerinden bir şikayet oluşturursanız belki size yardımcı olabilirler. Öbür türlü çünkü çok fazla bir yardım imkanları olmuyor. Sonuçta milyonlarca abonesi olan bir operatör yani. 3 ay önce faturalı hat aldım. 3 ay taahhütlü faturasıza geçmek istediğimde cezai işlem çıkardılar karşıma. Faturasıza geçmek istediğim takdirde 1 yıllık faturayı tahsil edeceklermiş. Bir daha Vodafone'u asla almam. Zaten bu yaptıkları ayıbı CİMER İletişim Başkanlığı'na kadar taşıdım. Daha gerekli şikayetlere devam edeceğim. 4190 numaramın sonu. 4190 demiş numaramın sonu. Ali Girgin. Yani bunu CİMER'e şikayet etmen çok bir şey fayda sağlamayacaktır. Benim görüşümce onun yerine tüketici mahkemesine gitmen daha faydalı olabilir. Bir de bu taahhütlerde arkadaşlar biraz dediğimiz gibi yine çalışanların farklı stratejileri olabiliyor. İşte taahhütünüz yansımayacak diyor. Yeni bir şeye geçmeniz evet, lazım. Evet, kandırma yani çok fazla. Onlara çok fazla gelmemeniz lazım. Sonra hayır, bir de fatura geldiğinde karşına muhatap da bulamıyorsun ki. Adam çünkü seni çağrı merkezinden arıyor. Seni taahhütünü... Hayır, çağrı merkezinde değil. Tamam. Osman, onların bir kısmı bayilerden arıyor. Yani bayideki adamı gidip buluyorsun. Tamam, sen ne yaptın kardeşim? Kim ödeyecek? Gerçi o da bir şey demiyor. Bir şey fark etmiyor ki o da. Yani. O yüzden burada bence devlet bu konuyu yapmalı biraz. Çünkü bütün devlet ve operatörler artık bu prim sistemine bir düzenleme mi getirirler? Farklı bir şey mi yaparlar? Biraz. Hayır yani bir tane şirketin, koca bir şirketin bütün ismini izledelimiz. Gerek yani, yok yani evet. Şimdi Özcan Bey demiş ki Vodafone evde internet müşterisiyim. Bir aydır internetimde sıkıntı var ama Vodafone hiçbir şekilde çözüm sunmadı. Teknisyen geldi, anlamadım dedi ve geri döndü. Sorunumu iletmediğim kanal kalmadı demiş. Özcan Bey'e yardım etsin Vodafone. Anlamadım dediği ne yani? Teknisyen anlamadım ne? Yani gerçekten muhtemelen o oraya sorun çözüldü falan yazmıştır. Yani. Allah korusun. Anlamadım demiş. Benden de geçsin. Aynen. O yüzden Özcan Bey'i bulalım Vodafone. Buradan söylüyoruz. Ayşe Hanım demiş ki şimdi bu enteresan bir sorun. Ben bununla ilgili kendi kişisel kanalımda video çekmiştim geçmişte. Böyle bir sorun çok var arkadaşlar. Bize çok fazla soru gelmedi bununla ilgili ama ben bir tane bulduğum için koydum.
Merhaba, benim oğlum 7 yaşında. Oğlum bu zor günler geçirdiğimiz zaman da telefonumdan 500 TL'yi bir oyuna kaptırdı. Benim telefonum mobil ödemeye kapalıydı ama nasıl olduysa Vodafone bunu bir tıkla açtırdı oğluma ve beni zarara uğrattı. Sadece bir şey soracağım. Siz bizim 500 TL'ye neden göz diktiniz? Memnun musunuz? İçiniz rahat uyuyabiliyor musunuz? Bu kadar kolay bir şekilde 500 TL'miz gitti. Diyeceksiniz şimdi telefonu çocuğa neden veriyorsun? Bak güzel de söylemiş. Evet, keyfinden değil de keyfimden vermiyorum. Dışarıda tehlike var. Evde ben de eşim gibi çalışıyorum. Merdiven siliyorum. Oğlum canı sıkılmasın. Gidip camdan, balkondan bakıp aşağı düşmesin diye veriyorum. Ama Vodafone iyi günlerde harca, eşimin telefonunda 350 TL, benim telefonumda 190 TL aldın. Ya da başka şirketleri aldınız, bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var, bu iletişim şirketleri güvenli değil artık demiş Ayşe Hanım. Bak, bu çok kritik bir durum aslında, biliyor musun? Çünkü evet, artık arkadaşlar mesela hücresel mesaj olarak geliyor şeyler bile. Tabii. Şunu istiyorsanız tamam, evet tıklayın. Tamam, iptal var bile. Evet. Tamam dediğin anda hop, bitti, orada hani bir şeyler gidiyor. Evet. Bu çok tehlikeli gerçekten. O yüzden hani ya çocuklarımızın bence telefonu verirken de ben şunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Uçak modunu alın arkadaşlar. Telefonu uçak modunu alın. Mobil veriyi de ayarlar kısmından kapatın. Çocuk hem uçak modundan çıkartıp hem de muhtemelen ya ayarlardan bir girip mobil operatörler şunu yapması çok zor değil ki abi. Böyle bir harcama yapacağın zaman önceden bir SMS atar mesela, atıyorum. Evet diye yanıtlarsan bu işlemi yapıyorum gibi bir önlem koyabilir. Ama işlerine geliyor. Ben yani söyleyeyim. Tabii oradan prim oluyor. Yani sadece Vodafone için değil, diğerleri için de bu işlerine geliyor. O yüzden prim değil abi, 500 liradan bunlar da bir düşün ki. Yani mobil ödemeyi kapalıyken mobil ödemeyi geliyor abi, benim de başıma geldi bir kere. Evet. 15 lira mı çektiler? Büyük bir para değildi ama hani beni iptal ettiremiyorsun bu arada. Tabii canım. Gitti, bitti gitti yani o para. Ama sorduğu zaman da sizin açıkmış diyor. Ben açmamıştım diyorum ama açık kalmış falan filan. Uzun hikaye. Biz devam edelim, video fazla uzamasın. Melik demiş ki Vodafone internet iptal yaptım, 2000 TL fatura çıkardı. Bu cayma bedeli dedikleri bence çok artık çağ dışı kalmış bir şey. Evet. Cayma bedelleri gerçekten çok absürt miktarlarda oluyor. Bir de mesela bir modem satıyorlar ya, daha doğrusu satmıyorlar. Hani ilk abone olmayı veriyorlar ya hesapta. İşte diyor modemi hediye veriyoruz falan. Sonra caydığınız zaman modemin bedeli geliyor, 1000 lira modem bedeli. 200 liralık modem aslında. Evet. O yüzden o konu bence saçma yani. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yani eğer diyorsanız ki ya benim hani bir iki ay sonra çıkma şeyim var falan, asla taahhüt altına girmeyin. Taahhütte çok fena bedeller ödeyebiliyorsunuz. Ama işte taahhüt vermediği zaman da başka sorunları da, neyse şimdi o yani, başka uzun bir konu. Zaman da fiyat oluyor, iki katına çıkıyor. Böyle garip bir sistem var. Mustafa demiş ki iş abone kazanımı ya da fatura gecikmesi olduğunda anında görüntü. Çok doğru. Her şey tıkır tıkır işliyor fakat iş hizmete geldiğinde, sorun çözmeye geldiğinde sıfır. Mustafa aslında bir sistem etmiş ki gerçekten çok doğru bir sistem bu abi. Hani mesela şebeke değiştiriyorsunuz ya arkadaşlar ya da başka bir şeye geçiyorsunuz. 10 kere arıyorlar sizi. İşte geri dönün, şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Şirketin yarı hissesini size üzerinize yapacağız. Ama bir geçiyorsun, tamam dediğin anda bir daha arayan soran yok. Bir daha yok. Orada kesiliyor böyle. Bir diğer Mustafa da demiş ki merhaba, teknoloji okulu ya, yayın çağında, teknoloji çağında yaşıyoruz. İzmir'in göbeğinde olmasa da Menderes'te çalışıyorum. Bulunduğum bölge öyle kırsal falan da sayılmaz. Develi Mahallesi, İzban geçiyor ve havalimanına kuş uçuşu 750 metre. Fakat gel gidelim, telefon çekmiyor. Yorumu siz teknoloji okulu sakinlerine, gereğini de Vodafone yetkililerine bırakıyorum. Not, telefonun markasını, modelini soruşturmayın, cihazla alakası yok demiş. Tabii ki yok yani. Ona yani olan biz de biliyoruz. Az önce söylediğimiz konu işte o. Bölgesel yani, özellikle şehir içindeki sorun baz istasyonunun kurulamıyor olmasından. Ama bence yani 750 metre, kuş uçuşu 750 metre diyor havaalanında. Bence oralara bir yere baz istasyonu kurulabilir ya. Birçok yer vardır bence. Yatırım yapmaya bence biraz çekiniyorlar. Gökhan Yiğit Aydoğan demiş ki şikayetim şu, ilk taahhüt ayı. Dur ya, bunu ben okuyayım. Sana hep uzunlar denk geliyor. Tamam, oku sen oku ben. Şikayetim şu, ilk taahhüt ayı bittikten sonra, özellikle yeni yıla girdikten sonra sürekli yüksek paket ödemeleri, yani bana bu miktar yetiyor ama gidip taahhüt yenileyemiyorsun. Yenilemek için daha üst pakete geçmem gerekiyor. Ama Bursa'da iyi çekiyor. Diğer şikayetim iyi çekiyor. Buradaki şikayeti anlayamadım ben. Diğer şikayetim şu, sürekli çarkı çevirince internet çıkmıyor. Çıktı mı da gündüz kuşağı diye bir şey uydurmuşlar. Yeni ayna daha önce Turkcell'in yaptığı gibi sadece sabah harcanabiliyor o internet paketinde ve hiç PES paketi çıkmıyor. Ya internet çıkacaksa adam akıllı çıksın, çıkmayacaksa çarkı komple kaldırsınlar, biz de boşuna çevirmeyelim. Saygılarımla Gökhan Yiğit Aydoğan demiş. Şimdi burada şu var, gerçekten de sadece Vodafone için değil, Turkcell ya da Türk Telekom için de geçerli. Bedava internet vermeleri güzel bir şey. Evet. Ama ilkten onu veriyorlardı. Şimdi vermiyorlar. Veriyorlar yani, bir de
2 saatte 20 GB. Bak ilkten, tamam onu diyecektim. İlkten bu çarkta çeviriyordun ya abi. Mesela internet çıkıyordu 24 saatlik diyordu. Ya da 1 haftalık diyordu. Şimdi bakıyorsun 2 saatlik, 6 saatlik, 2 saatlik, 15 saatlik, 15 dakikada kullanabileceğin 30 GB sınırsız internet paketi falan. Bir de Vodafone'da özellikle çok fazla fırsat çıkıyor. Çeviriyorsun işte sallıyorum şimdi. Şuradan 70 liralık indirim çekin. Arkadaşım param yok belki indirim çekin ne yapayım? O indirim çeki şöyle 1000 liralık alırsan 70 lira. Ben ona da baktım dürüst olayım. Şimdi Gold Master Home mu bir yerden neyse böyle %50 mi %60 mı ne vermiş. Anladın mı? Bayağı iyi bir euro benim. Girdim baktım. Şimdi fiyatına bakıyorsun. %50'lik indirimli fiyatına bakıyorsun. İnternette bir aratıyorsun daha ucuza satan yerler var. Klasik. Yani neyse bir şey de demeye gerek şimdi yok. Şimdi Mustafa demiş ki biraz böyle şey mi koymuş onu özellikle koydum bu yorumu. Haksız yere benden aldıkları faturadan dolayı Telekom'a geçtim çok memnunum. Fazladan aldıkları para zıkkım olsun demiş. Hani bir şey değil bu şikayet değil ama böyle şey, beddua gibi olmuş. Bunun ama muhtemelen Türkcell ya da Türk Telekom'u yazdığımız zaman da yaptığımız zaman da benzer yorumlar gelecek. Taha Berk demiş ki İstanbul Gazi Osman Paşa'da Vodafone bayisinin arka sokağında 4. katta oturuyorum. Bayağı konum vermiş yani. GOP'ta oturuyormuş kendisi yani. Buna rağmen hala cam kenarına geçmeden telefonla konuşamıyorum. Artık şu çekim gücünü yükseltin. Rica ediyorum telefon görüşmenin sıkıntı oluyor bu çekim gücü yüzünden. Bak yalnız burada önemli bir nüans var. Vodafone bayisinin arka sokağı. Bak. Tabii şunu düşünüyor. Vodafone bayisinde baz istasyonu vardır diye düşünmüş. Bayi varsa burada kesin telefon çeker. Sevgili Tamer, öyle bir şey yok ne yazık ki. Yani Vodafone bayinde baz istasyonu yok. Arkası sokakta çekmesi diye bir şey de yok tabii doğal olarak. Önünde de olsa boş bulmuşlar, oraya açmışlar. Oraya açmışlar. O yüzden hani bunu şikayet olarak kabul etmiyoruz ama çekmeme sorunu evet. Onu söyledik zaten. En büyük şikayetlerin başında da bu geliyor zaten. Diyelim ve Arda'yı da ben sana bırakıyorum. Son şikayetimiz de bu. Arda da demiş ki, müşteri hizmetlerine bir mesajım var. Hepiniz... büyük haftalar yazmışız bu arada, koca haftalar yazmış. Lütfen bizi taciz etmeyi, ısrarla arayıp yeni tarifeler, kampanyaları tanıtmak amacıyla aramayı bırakın. Zengin mi sanıyorsunuz yahu siz bizi? Yeni tarifeye geçmek istersek biz sizi ararız. Valla Turkcell'den daha fena olmaya başladınız. Türk Telekom'dan daha kötü olmaya başladınız. Yapmayın. Umurumda değil yeni tarifeniz. 40 TL veriyorsam paketime veriyorum. Yine size gidiyor. Yeminle bırakacağım Vodafone'u. Eğer böyle yapmaya devam edin. Adam bayağı bir bayağı bu numara bana ait. Orada numarayı vermişler arkadaşlar. Biz şey yaptık. KVKK geri koy kullanmıyoruz. Aramayı bırakın. Bir sıkıntı çıkarsa ben sizi ararım. Anlaştık mı? Değerli... Bunu Allah'ım çok haklı ama çok güzel ama. Değerli teknoloji okuyor adminleri lütfen telefon numaram kalsın. Ne yazık ki kalamıyor. Eğer Vodafone'a şikayetlerimi göndereceksiniz. Olduğu gibi gönderin. Teşekkürler. Olduğu gibi göndereceğiz. Haberin telefonu altında göndereceğiz. Duruyor. Orada sorun yok ama videoda kullanamıyoruz. Orada sıkıntı olmaması için. Tamam. Bayağı bir dertlenmiş. Bayağı dertlenmiş Arda Bey. Buradan artık yani Vodafone duysun bu sesi ya. Bu... Aramayın bu adamı artık. Aramayın kendisini ve özellikle Vodafone'a buradan rica ediyorum. Bizim o ilgili haberimizdeki yalnız açıklamayı şey abi, koyduk. Bir sıkıntı çıkarsa ben sizi ararım. Ararsın da ulaşabilir misin? Ulaşabilirsin aynı konu. Evet. Sıkıntı çıktığında zor işler bunlar biliyorsun. O yüzden açıklamada vereceğimiz linkte bulunan haberdeki yorumları okusunlar. Vodafone yetkilileri okusun. Siz de okuyabilirsiniz. Hepsi burada yer alıyor. Biz bir kısmını anlattık videomuzda. Epey de uzun bir hepsini videomuzda. Hepsini mail olarak göndereceğiz arkadaşlar. Bunu bir kez daha belirtelim. Yani çok fazla yorum olduğu için kalkıp da 500 tane yorum burada okumaya kalksak bayağı saatler bir şey. Sanki bu bile uzun bir video oldu. O yüzden. Ama hepsini hiç ayırt etmeden eğer oraya yorum yazdıysanız o yorumların hepsi bu videoyla birlikte Vodafone'a mail olarak gidecek. Bunun da bilgisini size vermiş olalım. Dediğimiz gibi Vodafone'dan herhangi bir cevap vesaire gelirse zaten bu cevabı da sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar bir şikayetim var programının daha doğrusu ilk programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni markalarla ve yepyeni şikayetlerle karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.